Herkese bir başka içerikten daha merhabalar. Bugün Nesler'le birlikte bir sürüşteyiz. Bugün yeni mahalle tarafındayız. Burada bir kuaföre geldim. Kuaförde işimiz bitti. Şimdi buradan da Keçiören'e geçeceğiz. Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi eski ismiyle kata. O tarafa bir geçeceğiz. O tarafa doğru geçerken de bir size video atayım, bir sürüş yapayım istedim. Ben giderken Antares AVM'nin oradan geçerim büyük ihtimal. Dümdüz, düz ayak orası çünkü. Halis Rezaer Caddesi üzerinden. Motorcu. Beni gördüm motorcu. Tamam. Oradan geçiriz. Oradan da işte caddesine bağlanacağız bir şekilde. İle yama bir şeyler yaparız. Olmadı belki aşağı Lenci tarafına gideriz. Neyse. Çok önemli değil. Şimdi hem onu yaparken de bir sohbet muhabbet olsun. Onunla ilgili konuşalım istedim. Çünkü artık sezon yavaştan bitiyor ama scooter'a merak bitmiyor. Çünkü millet sadece önceden işte gideyim gezeyim, alayım turlayayım kafasıyla bakıyordu bu işlere. Ama şu anda kesinlikle bir araç gözüyle bakıyorlar. Herkes işe güce gitme derdinde. Menzili ne kadar, yokmuş çıkarmış, şu kadar yol gideceğim, bu kadar yol gideceğim diye soruyorlar. Yani bu skuter anlatıyorum çünkü bu skuter kullandığım hani bir reklam, bir anlaşma falan yok bu şekilde. Ben de söyleyeyim hani bazen arkadaşlar diyor işte sen bunun reklamını yapıyorsun. Böyle bir şey yok arkadaşlar, siz sadece mağdur olmayın bilin diye. O yüzden şu anda bu kullandığım Segway, Ninemod, F2 Pro'nun artılarını ve eksilerini size anlatayım. Dilim döndüğünce, aklıma geldiğince diyeyim. Güzergahımız yetene kadar. Şimdi ilk artılarından başlayalım. Abi artıların en büyüğü bir numara. Kaliteli olması. Bakın cidden çok kaliteli bir skuter. Yani ben 1500 kilometreye yaklaştım. Daha bana mısın demedi. Hiçbir şey olmadı. Bir kere böyle lastiğim patlamadı. Farklı bir olumsuzluk yaşamadım. Yani Segway bu konuda gerçekten başarılı. Kalite. Kalite arıyorsan Segway abi. Ne olursa olsun. Bunu göz önünde bulunduracaksın. İşte diğer bir artısı dersen şimdi motor gücü hem artı hem eksiği de girebilir ama ben artısından yana söyleyeyim. 450 wattlık bir skuter ama 450 wattlık gibi hissettirmiyor. Torku çok yüksek. Ve torku yüksek olduğu için de hani daha böyle 1000 wattlık bir cihaz gibi belki de. Hani abartı olmasın ama hani benim yani 75 kiloyum Ankara'da şöyle düşünüyorum. Bilinen yokuşlardan çıkamadım olmadı. Kanalda videolarım da var mesela. Ben abi Cinnah Caddesi yokuşunda çıktım. Ankara'da Yozgat Bulvarı var. Çevre yoluna giden Etlik'ten. Ben o yokuşta çıktım abi bu. Kanalda videoları var. Kimseyi kandırmıyoruz, etmiyoruz. Ben çıkamadığım yokuş benim olmadı bak açık konuşayım. Benim hiçbir şekilde bir çıkamadığım bir yokuş bulunmuyor. Olmadı. Sonra en önemlisine gelebilirim bence. Lastikleri. Yol lastiği kullanıyorlar mesela en büyük artı. Ve havalı bir lastik bu. İçinde de bir jel tabakası var. Ve bu jel de atıyorum lastiğinde çivi girdi çıktı, diken girdi çıktı. Bir şey oldu yani. Ya da içinde kaldı abi çıkartıyorsunuz. Skuterdan lastik, yani o lastik kendi kendini tamir ediyor. O jel oraya doluyor. Onu bu şekilde çıkartıyor. Diğerini şöyle diyebilirim mesela. Diğer bir mesela bu lastik benim en büyük hasta baktığınız zaman yani. Diğer bir artısı şunu diyebilirim size. Araba çıkıyor. Abi sinyalleri. Çok güzel belirgin sinyalleri var. Şimdi mesela çoğu skuturda arkada çamurluğun üstünde küçücük bir nokta gibi. Abi o belli belirsiz. Bakın bunu tam şurada durursam müsait bir yer. Bak ne zaman şuradan ne zaman kendi arabamla geçsem hep kırmızıya da kalırım. Şurada da yeşile yakalamışken en azından abi hiç geçmeyelim. Bak kırmızı yandı şimdi. Ben de onu göstereyim. Hiç geçmeye gerek yok. Risk atmaya gerek yok. Sinyal derken mesela şurada bakın.
uyanıp sönüyor bu şekilde. Aynı şekilde şurada da var. Bir sorun teşvik etmiyor. Gündüzleri de belirgin ama akşamlar ayrı bir belirgin. Akşamlar cidden böyle flash gibi patlıyor insanın yüzünde, görebiliyorsunuz. O konuda çok iyi. Artısı ve eksisine değinecek olsam bu ikisine de girebilir. Önde bir amortisörümüz mevcut. Gözündüğü üzere F2 burada çok güzel çalışan bir amortisörümüz var. Ondan yana da bir sıkıntımız yok. Başka menzil olarak. Mesela fabrika buna fabrika bu skutura diyor ki Eco modda diyor 55 km menzil verdim diyor. Spor modda diyor basmadan spor modda da ben sana 40 km bir menzil veriyorum diyor. Ama arkadaşlar yani yapamazsınız yani fabrika verisini yakalayamazsınız. Ben sanmıyorum yakalayacağınızı. Yani Mikik skutura göre menzili de bence güzel iyi. Onda da bir sorun sıkıntı teşkil etmiyor hiçbir şekilde. Ben sağ kulunun hızını yükselttim. Saat 32 km bir saat hıza çıkarttım. O şekilde 75 km Ankara gibi bir yerde S modunda 32 km bir saat hızla 30 km'den fazla yol alabiliyorum. Bu yeri geliyor 30 oluyor, yeri geliyor 31, yeri geliyor 32. Tamamen değişkenlik gösteren bir olay. Şuradan dönmem lazım da dönemedik. Şuradan dönerim şimdi. Şimdi aklıma gelen olumlu yanlar bunlar. Olumsuzlara gelirsek. Videoyu izlediğiniz zaman ikisinin de aklınıza gelmiştir. Abi şu ekran cidden gözükmüyor gündüzleri. Mesela ben bir de şu anda zar zor görüyorum. Siz kameradan hiç göremiyorsunuzdur eminim. Ekranı çok kötü mesela. Bir numaralı dezavantajı bu. Bu ekran çok kötü abi. Okunmuyor. Keşke okunabilse. Yok. Hiçbir şekilde yok. Yani bu eleştirilebilecek bir taraf. Diğer eleştireceğim taraf arkada bir amortisörünün bulunmaması. Sadece arka tekerin esnekliğine kalmış bulunmaktayız. Tamam abi gördüm ben. Teşekkür ederim. Bak beni uyardı bak. Çok bilinçli bir sürücü. Teşekkür ederim. Hadi yürü la. Bilinçli bir sürücü. Teşekkür ederim ona. Neyse arka tekerde bir amortisörümüz bulunmamaktadır. Amortisör bulunmadığı için de arka tekerin esnekliğine kalmış bulunmaktayız. Yani arka teker ne kadar esnerse arkada o kadar konforumuz var. O da bir dezavantaj diyeceğim ama şöyle bir sıkıntısı var. Bunu böyle yapmışlar. Yani bunu bile bile aldık diyelim ama mesela ekrana bilmiyordum böyle olduğunu bak. Şimdi yalan konuşmayayım ama arka amortisörü biliyorduk. Ha bu bir eksisi mi? Kesinlikle bir eksisi. Şimdi bu bir diğer söyleyeceğim de kişiden kişiye değişebilecek bir şey. Hızı. Bu saatte sudan çıktığında 25 km bölü saat hızla size sunuluyor. Tabii bunu yazılımla 32 km bölü çıkartıyorsunuz. Bana 25 yeter, yetmez 32'ye çıkardım o beni tatmin eder diyorsanız bu tam sizlik psikolojisi. Ama hayır bana yetmez abi. Bana böyle 40, 50, 60, 70 km hızlar lazım diyorsanız zaten o fiyat bu fiyat bantlarında alabileceğiniz bir skuter değil. Alamazsınız. Alsanız bile bu kaliteye yakalama ihtimaliniz kırmızı kar yağma ihtimaliyle hemen hemen aynıdır diyebilirim. Sonra düşüneyim olumsuz olarak. Mesela menzil aslında 30 km veriyor. Bu biraz daha fazla olabilir diyorum. Mesela hani hıza tamam bir şey demiyorum. Ama menzil mesela abi 40. Yani mesela kullanıcı olarak diyorum mesela 40 olabilirdi. Bir 10 km daha fazla olsaydı iyi olurdu. Mesela bu da olumsuz diyebileceğim şeylerden biri. Ya bu da aslında pek olumsuz değil. Yani bunu kaç fabrika bu şekilde demiş ama ben şimdi kullanıcıya yönelik diyorum. Şimdi 30 yeter diyorsunuz da abi 30 da yetmiyor bazen. Emin olun. Bakın emin olun yetmiyor. Sonra hani mesela eksilerden birisi şu. Gidonda bir boşluk var abi. Bu kronik bir boşluk. Var yani. Ben şeylere de gittim baktım. Kendi skuterimde de var. Alanlarda da var. İşte o mağazalardaki, elektronik mağazalarındaki teşhir cihazlarda da var aynısı. Onlara var. Yani 500 km oldu. Bir olumsuzluk yaşamadım. Bu yaşamadığım, yaşamayacağım anlamına gelmiyor ama yaşamadım. Araştırmamda da şöyle bir şey elde ettim. Bunun
kullanıcıya bir sorunu olmadığı yönünde. Ama işte ben nasıl döneceğim la burada? Ben hepsi şimdi buraya gelecek. Ben şu kaldırıma çıkacağım ben şu. Yani ben buraya çıkacağım abi. Biz buraya çıkacağız mıyız? Değil mi? Ha, çıkacağız. Mecbur çıkacağız. İstemeye çıkacağız. Burada bekleyeceğiz. Şimdi dönemem. Bura, şu dubalardan bana doğru olan kısmı direkt trans geçiş yaptılar. Diğer tarafı da Göbek'ten dönenler için yaptılar. Bana rahat rahat dönebilirsiniz diye. Yani o vardı aklıma gelen. O da bir sürü şey engel değil ama bir gidon boşluğu var. İçinizi bir gıcıklıyor. Böyle hoş olmuyor yani. Böyle tatlı 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 bir tırtı var yani. Ama buradan da geçtik. Şimdi şuradan karşıya geçelim. Tersten gitmek istemiyorum ama kaldırımdan gittik maalesef. Olsun be abi. Başka da diyebileceğim bir şey var mı? Düşünüyorum şöyle. Var mıdır? Olumsuz diyebileceğim bir şey de. Yani frenlerinden de memnunum. Ekranı söyledik, onu söyledik. Yok abi ya hani. Sevmediğim. Uydurmayayım şimdi biraz da. Bakıyorum. Yok abi ya, her şey normal. Yok. Yani artılarıyla, eksileriyle size bu şekilde Segway Ninebot F2 Pro'yu anlatmaya çalıştım. Şurada da durayım. Zaten şimdi hastanenin içine gireceğim ben. İçeriğimizi de kapatalım. Eğer siz de almak istiyorsanız bunları bilip alsanız sizin için faydalı olur diye düşündüm. Neyse. Bir başka içerikte daha görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın.